zorlukçularla bütün bağlarını koparıp seninle evlenebilmesi için zar zor ikna ettim. Ama sen onu orada eski kocasıyla bıraktın. Yaptığım her şeyi mahvettin oğlum, her şeyi. Bekle anne. Sen neden bahsediyorsun? Ne bu? Anladım. Molly eğer benimle evlenmek istiyorsa, Kunal'ın ailesini terk etmek zorunda olduğuna ikna ettin. Anne, bu doğru mu? Neden sessizsin? Evet, onun için böyle şart koştum. Benim oğlumun iyiliğini istemem yanlış mı? Onu bu duruma soktum çünkü senin eşin olarak kalmasını istedim. Eski hayatı aranıza girmesin istedim. Biliyorsun annem. Molly senin içine soktuğun durumdan dolayı kaçtı. Düğünü iptal etti. O sırada nasıl hissettiğimin farkında mısın? Bunu kendi oğluna nasıl yapabildin? Ben hiç yanlış bir şey yapmadım oğlum. O kızları geri götüreceksin. Ben bu evde olduğum sürece burada kalamazlar. Beni dinle. Ya ben bu evde kalırım, ya da Kunal'la Molly'nin kızları kalır. Ve eğer beni dinlemezsen, bu evden sonsuza dek giderim. Anne, şu an çok kızgınsın. Bence birkaç günlüğüne Delhi'ye gitsen iyi olur. Anne, biletlerini ayırtırım. Annem, gerçekten özür dilerim. Ama eğer bu kızlar burada kalırsa mutlu olmayacağını biliyorum. Bu zavallı çocukların bir evi bile yok. Ama senin var. Molly, sakin ol. Benim neden bu kadar korktun? Neden kanepede uyuyorsun sen? Ben bir şeyler okurum diye düşünmüştüm. Burada uyuduğumu fark etmemişim. Neyse. Gel, içeri geçelim. Kunal, çok uykum var. Bu gece burada uyuyacağım.
Kendin gelecek misin yoksa ben mi götüreyim seni? Tamam, kaldırayım seni. Hayır. Geleceğim. Neden korkuyorsun? Sakin ol. Ben artık senin kunalın değilim. Bu kunal artık Nandini'yi seviyor Molly. İşte boşanma belgeleri. Bugünden itibaren ilişkimiz sona erdi. Her şey bitti. Günaydın büyük anne. Günaydın. Günaydın. Yıl dönümümüz kutlu olsun. Tanrı seni kutsasın. Teşekkür ederim büyük anne ama sence de bugün duaların bir farklı değil mi? Genelde bana sanki birçok çocuğun olsun ve eşinle uzun yaşa gibi dualar edersin de sen ne bileyim. Neden bugün onları söylemedin? Evet, hepsi olsun. Mutlu olun oğlum. Hadi otur gel. Gel hadi kahvaltını soyacak gel. Anne Molly gelsin sonra beraber yeriz olmaz mı? Molly kliniğe gitti. Yakında gelir. Hadi kahvaltını yap. Ne Molly kliniğe mi gitti? Ona bugünü evde geçireceğimizi söylemiştim ben. Beraber zaman geçirecektik. Ama anne ne oldu Molly'ye? Bir anda yani farklı biri gibi görünmeye başladı. Neden böyle düşünüyorsun? Molly doktor ve hastalarına karşı sorumlulukları var onun. Ne kadar hassas birisin sen. Kendin de doktor olarak nasıl böyle söyleyebilirsin? Yakında gelir hayatım. Sizin çok yoğun bir hayatınız var. Sen bana hep söylerdin hasta olmadıkça bütün gün klinikte seni bekleyen hastalarını görmekten seni ne alıkoyabilir diye söylerdin. Hadi. Konuşmayı bırak da kahvaltı yap. Bir şeyler yersen sinirin de geçer değil mi? Hadi benim elimden bir lokma al. Tamam büyük anne. İyi beni beslemek istiyorsan beni gözlemeden daha iyi bir şeyle beslemelisin. Molly bana sütlaç yapmıştır. Ondan getirsenize. Molly yoksa Molly'nin yaptığı sütlacı getirin o zaman. Tatlımı verin bana hadi. Bugün yıl dönümüm değil mi? Anne şuna bak. Bu hasta beyefendi sağlıklı ve besleyici yemekler yemektense helva ve sütlaç istiyor. Bence sen utan kendinden. Ama anne bugün yıl dönümüm. Önce kahvaltını bitir diyorum. Meyveni ye, ilaçlarını zamanında iç. Gerisini sonra düşünürüz. Çok garip bugün benim yıl dönümüm. Ne Molly burada ne de sütlaç yapmış. Anne bilmiyorum bir şeyler yanlış gibi. Ne yanlış olabilir ki? Sana Molly'nin yakında döneceğini söyledim ve dinle beni. Bak bana yakında geri döneceğini ve sana helva ve sütlaç yapacağını söyledi. Ama sadece yemeğini ye ve ilaç ve meyvelerini zamanında al. Önünde yıl dönümünü kutlamak için kocaman bir gün var ha? Sonra kutlarsın. Tamam. Gelininizi destekliyorsunuz. Ben sizin için hiçbir şeyim. Varsa yoksa Molly. Zaten her zaman Molly'yi desteklediniz. Bu ilaçlara devam edin ve haftaya kontrole gelin. Teşekkür ederim Doktor Molly. Anne, ne oldu? Kunal iyi mi? Bir şey öğrendin mi? Tatlım, Kunal iyi. Aslında bugün
yıl dönümünüz ve kunal helva ve sütlaç istiyor senden. Tatlım, neden yıl dönümümüzü her gün kutlamıyoruz? Formunu koruyabildi diye, işte o yüzden. Nerede? Ne? Arkadaşının doğum günü için özel yaptığın sütlaç. Canım? Anne, ben eve gelince tatlıları yaparım. Ama sütlaç yapamam. Anlıyorum tatlım. Sorun değil. Görüşürüz. Teşekkür ederim anne. Anne! Merhaba canım. Merhaba Mişti. Seni çok özledim. Hem de çok. Ben de seni anne. Bana sarılmayacak mısın Pari? Nasılsın bakalım? Molly teyze, babam yanımda yokken iyi değilim. Baban yakında iyi olacak canım. Biraz daha bekle. Bunu yapabileceğine eminim. Paril, Molly teyzene babana ne aldığını göstersin. Molly teyze, biliyorsun bugün annemin doğum günü. Bunu lütfen babama götürür müsün? Babamla beraber annemin doğum günü için mabede giderdik eskiden. Oradan tatlı alırdık ve annem için dualar ederdik. Babama tatlı aldım. Lütfen ona verir misin? Tabii ki. Bunu babana vereceğim canım, merak etme. Tanrım. Bunları kesinlikle babana vereceğim ve yemeyeceğim, merak etme. Hepsini yemek istedim ama yemeyeceğim, merak etme. Hayır teyze, lütfen babama ver. Merak etme tatlım. Baban iyileşir iyileşmez hepimiz kendi evlerimizde mutlu bir şekilde yaşayacağız, tamam mı? Olur mu? Bebekleri görmek ister misin? Hani şu küçük bebekleri, minicik ufacık bebekleri. Mişti, onu götürsene, tamam mı? Hadi gidin. Dikkatli gidin ama, dikkatli olun. Teşekkür ederim Nişan. Ne için? Benim bir kutu ladum yok. Sen olmasaydın bunların üstesinden gelemezdim. Hallederdin Molly. Sen bir sihirbazsın. Her şeyi yapabilirsin. Hayır Nişan, çok ciddiyim. Çok şey yapıyorsun. Ne kadar üzüldüğünü bile hiç belli etmedin. Senin için kolay olmadığının farkındayım. Senin için kolay mı? Kimse için kolay değil Molly. Kunal bana aşkım dediğinde... Sana onu diyor ama benim canım yanıyor. Bundan dolayı Molly çok düşündüm. Bir karar verdim. Bundan sonra... Sana aşkım demeyeceğim. Başka bir şey derim. Delisin sen. Beni korkuttun Nişan. Sana deliyim, tamam mı? Şimdi bana söyle. Şirin kulağa nasıl geliyor? Fazla tatlı ve sevimli mi? Çok arkadaşçı olabilir. Ya da mesela Sona, Titu, Bitu. Tanrım, hepsi sanki kedi veya çizgi film karakteri ismi gibi Nişan. Bak o zaman evrensel olsun. Mesela bebek. Hayır, olmaz Nişan. Bebeğim. Seni çok özledim. Beyefendi, şimdi şöyle yapıyoruz. Lütfen bütün odayı karanfil ve güllerle donatın lütfen. İçecek kovasının önüne bir buket orkide getirin.
Ayrıca Molly lavanta kokulu mumları da sever. Onu da ekleyin, tamam mı? Bir de gitarist çalmaya başlamadan ona bir liste vereceğim. Molly'nin en sevdiği şarkılar. Hepsi bu kadar. Bir sorun yok efendim. Her şeyin çok özel olduğundan emin olacağız. Bu arada bu neyin yıl dönümü? Özel bir şey. Aslında bu benim standart cevabım. Geçmişteki yıl dönümlerine çok inanan biri değilim. Ama gelecek olanlar var. Ve önümüzdeki yılların çok özel olacağından eminim. Merhaba büyük anne. Merhaba tatlım. Dönmüşsün. Evet anne. Buraya gel. Gel, her şeyi ayarladım. Çay ben hazır. Şimdi tatlıları yaparım. Tamam. Vay canına, her şeyi hazır etmişsin. Ha. Çok teşekkür ederim anne. Anne, Kunal nerede? Aşağı gezmeye indi. Biraz sonra gelirim dedi. Uyurken bile helva yapsan mükemmel olur. Kokusu bütün evi doldurdu. Harika oldu. Vay 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 Molly. Muhteşem. Şuraya bak. Yaptığın helvanın kokusu beni direkt sana doğru çekti. Bugünlerde pek zamanın yok değil mi? Yani en azından bana bir tatlı getirebilirdin. Hemen istiyorum. Al bakalım. 7 kilo al. Ne oldu? Yesene. Molly. Çok fazla şeyi unutmaya başladın. Diğer tatlı nerede? Sütlaç nerede? Her sene bugün yıl dönümünde 2 sütlaç yeme hakkım var büyük anne. Burada, buzdolabındaydı. Vay be, muhteşem, mükemmel, şekerim mükemmel. Ne çok fazla ne de çok az. Anne, Molly'nin arkadaşı sayesinde her sene bu sütlacı yiyebiliyorum. Her kimsen sana çok teşekkür ederim. Anne, bu Molly'nin gizli arkadaşının kim olduğunu bilmiyorum ben. Molly. Neden bana adını söylemiyorsun? En sevdiğin arkadaşının doğum günü kutlu olsun. Nandini. Adı Nandini Kunal. Molly ne yaptı böyle? Umarım bunun Kunal'a kötü bir etkisi olmaz. Nandini. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.